Evet sevgili seyircilerim, Servet'le Bizim Eller programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Gaziantep Şehit Kamil ilçesine bağlı yine Karacören köyündeyiz. Bu Karacören köyünün suyunu içtik, artık buradan ayrı düşemeyik mi? Neydik? Ne oluyor bilmeyeyim. Karacören köyü muhtarı yanımızda sevgili seyircilerim. Muhtarım selamünaleyküm. Aleykümselam Servet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa getirdiniz. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Karacören Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz. Size hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Burada mahalle oldu biliyorsunuz. Burası zaten da mahalle oldu. Evet. Ben mahalleyi kabul etmiyorum. Ben köy olarak hep şey yapıyoruz. Aynen öyle. Muhtarım köyünüz kaç hane? Köyümüz 45 hane. 45-50 hane bir şeydir. Kaç nüfus yaşıyor burada? Aşağı yukarı nüfus 200-250 şey üzerinde. 200-250. İyi, kafanız rahat. Allah'a sakin. Şükür. Evet, sakiniz. Geçim kaynaklarını da soracağım ben muhtarım da biliyorsunuz bu sene sevgili seyircilerimiz rahmet hemen hemen hiç olmadı diyebiliriz. Ekinler tamamen mahvolmuş durumda. Ben onu da muhtarımdan alayım. Nasıl ekinlerde falan bu sene nasıl oldu? Ekinlerimiz çok verimsiz. Üçte yani birin altına düştü neredeyse sıfırın altına düştü. Ekinlerimiz yani vardan yok. Yok demek yani. Bağlarımız gene öyle. Fıstıklar ufak tefek tek tük yanı vardır fıstıklarda. Zeytinler zaten geçen sene iyiydi, bu sene hiç yok. İşte geçim kaynağımız aşağı yukarı hayvancılık üzerinden. Hayvancılık davarı veya iri sığır üzerinde geçimlerimizi sağlıyoruz ufak tefek. İşte böyledir yani bir gelir kaynağımız hemen hemen yani çok şükür yani normaldir. Ama ekinlerimiz bu sene yok yani. Yok demeye kadar şeydir yani tabidir. Yok denecek kadar yok. Evet. Sevgili seyircilerimiz yani gerçekten de işte dediğimiz gibi tabii Rabbimin bileceği iş. Ona karışamaz aşağı o kendisi evet, nasıl dilerse nasıl isterse öyle yapar. Yani de işte davarcılık yani köyde artık köy yerine sevgili seyircilerimiz yani affedersiniz özür diliyorum ben yani ineği olmayan davar olmayan durumu perişan diyemez. Evet, yani evet. Onun günlük sütü yoğurdu ne bileyim peynir yapılıyor onlardan işte günlük geçim kaynaklarını veya verdikleri yem parasını çıkarmaya çalışıyorlar. Gerçekten işleri de zor. Evet, zor. Evet. Ama dediğim gibi hep ben sürekli köyleri seviyorum, köy hayatını seviyorum, köy insanlarını seviyorum. Yani birbirlerine bağlılar, tutkunlar, ne bileyim tertemiz bir havada yaşıyorlar. Size de bakıyorsunuz bütün gençler oraya toplanmış. Maşallah hepsi delikanlı. Değil mi muhtarım? Bunlar kim? Bunlar bu toplandılar buraya. Bu işte bu arkadaşlar tabii ki bizim köylü vatandaşımız yani bu adamlar da tabii geldiler buraya. Bu adamlar da sizlere de gurur verdiniz. Bize tabii ki yani huzur verdiniz. Biz köyümüzün her zaman için Allah'ın izniyle yandayız yani köyümüzün her an bir şeyinde yani sıkıntısını ve giderini evvela Allah Yüce Rabbim karşılaması lazım. Bize tabii ki yani köyümüzle birlikteyiz. Çalışmak iyidir, huzurluyuz. Köyümüz çok iyidir, çok rahat. Gerçekten de, gerçekten de öyle. Bizim artık bu 7. mi oldu, 6. mi oldu ben de unuttum bu Karacören'de yapmış olduğumuz program. Şimdi sevgili seyircilerimiz ben şundan da bahsetmek istiyorum. Büyükşehir Belediye'miz gerçekten muhteşem bir projeye imza atıyor. Kuzeyşehir olarak. Yani buralarda komple Kuzeyşehir projesi içerisindeymiş. Yine onlardan da bahsedeceğiz, konuşacağız. Ortalama 250-300 bin ailenin yaşayabileceği Türkiye'deki illerin ortalama 20-25 tanesinden daha da büyük. Evet. Bir yerleşim alanı olarak yapılacakmış. Herhalde 200 bin konut civarında. 50 bin konut olacağı söyleniyor. Sevret Bey, şimdi bizim burası tabii ki yani çok mükemmel bir şehir olacak. Şehir oluşturuluyor. Buralar tabii ki yani çok bizim köyümüzden açısından ve şehir açısından burası çok güzel bir yerdir. Yani güzel bir alanımız var, geniş bir alanımız var. Devletimiz ve milletimiz, belediye başkanlarımız sağ olsunlar. Allah büyüklerimizi, büyük devlet adamlarımıza huzur versin. Türkiye Cumhuriyetimize huzur versin, güven versin. Birlik beraberliğimizi bozmasın Yüce Rabbim. Amin. Amin. Amin.
Burada da böyle bir proje var. Sizin köyde projenin içerisindeymiş. Muhtarım da söyledi, biraz önce bir sohbet ettik. Bu köyde konut, yani toplu konuta giriyormuş artık. Evet. Güzel de modern de bir evlere sahip olursunuz. İnşallah. Bizi böyle dağın başına çıkarttılar sevgili seyircilerimiz. Dediler ki bizim dağın tepesinde balık var. Ne alaka dedik yani balık. Biz gölümüz vardı, bir de balık var içinde dedik. Biz birazdan oraya geçeceğiz. Bakalım gerçekten de balık var mı? Nasıl bir göl, nedir bilmiyorum. Evet, ve artık programımızın içerisinde sevgili seyircilerim taziye ve açılışımız var. Biz açacağız. Yani taziye evinde biz açacağız bugün. İnşallah. İnşallah tabii ki yani. Oradan görüntülerimiz var. İnşallah. Köy içerisinden görüntülerimiz var. Sohbetlerimiz olacak sevgili seyircilerimiz. Burada kızlarımız el emeği, göz nuru, dikiş nakış şeylerini sergilemişler. Biz onları da gezdik. Evet. Tabii ekrana taşımadık. Birazdan ondan da görüntülü alacağız. Sohbetlerimizi yapacağız. Diyorum Muhtar Pinlik, teşekkür ediyoruz. Hele şu göle geçelim, bu balık ben buyurun, merak ettim. Buyurun. Oraya bir çıkalım. Kısa bir aramız var sevgili seyircilerimiz. Kısa bir aradan sonra bizler buradayız. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, biraz önce bahsettiğimiz gibi işte yukarıda büyük tarım için falan vardı herhalde. Bu göl dolma mı, kaynama mı, neyi mutarım bu göl? Bu göl yağmur suyuyla dolma. Yağmur suyu tabii kışın suyuyla dolma. Ve balık da burada getirik işte vatandaşlar. Bundan 3-5 sene önce yumurtasını attıklar. Bu da yumurtalayıp yani var yani balık, ben görmedim, gören arkadaşlar var. 4 kilo, 5 kilo, 3 kilo falan gelen balık var diyorlar. Yani bayağı büyük diyorlar. Suyumuz da yağış olmadığından da su çok az kaldı. Şimdi burada iki tane de bildiğim kadar sevgili seyircilerimiz Sülüklü Göl olarak var. Ben bu tarafı biraz önce ondan söyledim. İşte dediği gibi rahmetin olmadığından dolayı onlar da su birikmediği için orada da kurumuş, tamamen evet, kuruymuş. Kurudu. Sevret Bey, göllerimiz o Sülüklü Göl zaten şu an hiç su kalmadı. Su bayağı çok iyiydi, o sülük çok faydalıydı yani hastalara, bu hastalar gelip buradan sülük falan tutuyordu. Sülükler işte yapıştırıyorlardı, çok faydalı olduğunu söylerlerdi. Hala da devam ediyordu fakat bu sene yağış olmadı, göl Rabbime şükür olsun. Yağış olmadığından dolayı göller de tabii ki kurudu. Bizim burada 3-4 tane gölün içerisinde çok az bir suyumuz kaldı. Tabii burada kuruduğu zaman tabii ki mutlaka yani evlerden filandan köyden sulayacaklar hayvanları. Şimdi burada biraz önce de koyunlar keçiler geldi buradan sularında içtiler. Daha yaz yeni başladı artık bu. Kurur mu bu yoksa kalır mı daha burada su? Kurur. Kurur bence. Bu su tabii ki bir gelir kaynak olmadığından dolayı kurur yani. Ama inşallah yine 1-2 ay sürer daha buranın suyu. Bütün köyün hayvanları buraya hemen hemen buraya dönüyor. Yani burada içiyorlar suyu. Başka bir göllerde su kalmadı yani. Hep buradan. Buradan içiyorlar. Evet. Peki yine teşekkür ediyoruz. Ben bu tarafa döneyim. Sizi bir tanıyalım. Evet. Ben Mehmet Yılmaz. Karacören köyünden. İşte sorunuzu sorun Sevret Bey. Sen niye takım elbiseden dolaşıyorsun? Benim sistemim böyle artık. Sonradan bir ilham geldi. Ben yazarım, söylerim. Öyle mi? Ha, bende aşıklık da var Sevret Bey. Aşıklık? Evet. Ne gibi bir aşıklık? Yani beyt mi düzüyorsun, şiir mi yazıyorsun? Şiir yazarım, beste yazar söylerim. Birini kendim sevmiş, söylerim. Öyle mi? Sevmiş alamamış, ondan dolayı da aşık olmuş. İşte Allah da böyle kendine böyle bir ilham verdi, bir akıl şey verdi. İyi oldu yani. Kara sevdaya mı tutuldu? Kara sevdaya tutuldu, evet. Biliyorum sevdiğini. Biliyor musun? Bacımı sevip alık işte, daha aynı sevsin. Yakınlar ya bunlar akrabalar. Birbirinden yorum vermeyin ya, birbirinden yorum vermeyin. Yok, biz dayı işte babamla babası Mehmet Ağam'ın dayı yeğen, babamın işte dayı sor babası. Yakınlar ya. Büyük ablamı sevmiş, almış daha başka sevgi, bundan başka bir sevgi, aşık varsa aşık olup sorun bilmiyorum yani, iş sakat burada. Öyle mi olmuş? Belki öyle olabilir, öyle olsun Sevret Bey, tamam. O gene kendi içimizde saklı kalsın. Deşmeyek diyorsun yani, ele basın. El vurup yaram incitme tabip, bilsen yüreğimde icra neler var. Hiç de karıştırmayalım, orada bağlayalım. Sen ne yapıyorsun şöyle? Ben köyde otururum, burada otururum, ben gezerim böyle artık çok şükür.
Benim sistemim böyle. Eşine, dostuna, muhabbetine, sizin kimi kişilerine iner kalkarım. Peki hele bir şey söyle bize, bir şey. Madem böyle yazarsın, şiir yaz. Bir şiir varsa bir şey söyle, hele bir baka kadar nasıl düzmüşsün, nasıl yazmışsın. Sen giden de sözcü Mehmet yaşar mı sandın, kurban olduğum yaşar mı sandın? Kalemini alıp dertlerini yazmaz mı sandın, kurban olduğum yazmaz mı sandın? Kendi ellerimle mezarımı kazmaz mı sandın, kurban olduğum kazmaz mı sandın? Kendin isminin yanına, mezarının o taşına, kendi adımı da yazmaz mı sandın, kurban olduğum hayran olduğum. Kendin isminin yanına, mezarının o taşına, kendi adımı da yazmaz mı sandın, kurban olduğum hayran olduğum. Teşekkür ederim Sevret Bey. Ben teşekkür ederim, dillerine sağlık. Gerçekten de sevmiş bu karası. Kara kara sevdiye tutulmuş bu. Cuma, evet, cuma diyor ki yani bacımız Sevik işte babamla şey emmi dayı akrabalar diyor da bu ondan önce birisine sevdalanmış. Ben yani şeyin ondan önce o sevdalandığı kişiyi işte alamayınca aşık olup yani hak tarafından bir ilham gelip yani. Tamam muhtarım, gibilerine gitme. Tamam. Bunu burada bağlayalım. Bağlıyoruz. Zaten söyledik yani bir kara sevdaya tutulduğumu, evet. Bir aşık olduğumu yani. Böyle karıştırmadı, karıştırmayan. Tamam, yeter abi. Evet. Yaralarımı da içmedi, eskilere beni götürme diyor. Peki teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim Sevret Bey. Size başarılarını dilerim. İyi oldu inşallah, çok güzel oldu. Daha da iyi olacak. İnşallah. Sizin de başarılarınızı dilerim. Çok çekim yaptınız burada geldiğiniz Karacören köyünde. Çok şükür, sağ olun, var olun. Sayın Başkanım da buraya kuzey şehir etti. Taşını, torpağını altın etti. Sevret Bey, sağ olsun başkanlarımıza, çok versin kurban olduğum Allah. Bu Karacören köyü böyle bir kuzey şehir oldu. Mutluluk duyuyor, gurur duyuyor. Sağ olsun devletimiz, başkanlarımız var olsun. Çok teşekkür ederim. Bütün buradan belediye başkanlarıma teşekkür ederim. Buradan da, buradan da selamlarımızı gönderelim sevgili seyircilerimiz. Gerçekten de muhteşem çalışmaları var. Yani Gaziantep için tamamen tüm benlikleriyle çalışıyorlar. Çalışmalarına da başarılar diliyoruz. Yine buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, işte dediğimiz gibi balık var dedi. Fotoğrafını da çekmiş arkadaşımız ama tabii şu an denk gelemedik. Balıklar olduğunda söylediler. Sabah serinliklerden çıkar. Sabah serinlikten çıkar diyor muhtarım. Artık burada gözünden de izlemiş olduğu gibi işte davarlar diyelim. Biz davarlar da geldi. Sularını içti orada. İnşallah rahmet olur güneşler. İnşallah. İnşallah. Olduğum Allah takdir kendinin emir kendinin. Evet sevgili seyircilerimiz, Karacören köyü gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, Karacören köyünü gezilerimiz devam ediyor. Bizler de gelirse bir ayran ikram edek. Tabii ki köy yerinde ayran içmeden de. Cuma yiğidin eviymiş. Öyle diyor. Kendi kendine de yani illa söylettirecek. Tabii canım. Değil mi? Kimin evi diye sonra işte köylü vatandaş. Cuma yiğidin evindeyiz sevgili seyircilerimiz. Orada bize bir ayran evet, ikram ettiler. Ayranımızı içiyoruz. Sizi bir tanıyalım. Mehmet Yılmaz. Ben de buralıyım. Karacören köyünde oturuyorum. Şehirden buraya göçtük. Burada yaşıyoruz güzel yani. Etmiş, ha, elhamdülillah yanım. Benim 12 tane çocuk var, elini öper. 12 tane ha, maşallah. Allah uzun ömür versin. 9 tanesini ev verdik hem elhamdülillah. 3 tane daha ufak çocuk. Böyle devam ediyoruz yani. Yüce Rabbim bu dünyayı kurar Muhammed aşkına. Yüce Rabbim bu dünyayı kurar Muhammed aşkına. Rahmetini alemlere serer Muhammed aşkına, serer Muhammed aşkına.
canlı cansız toprağını, Hakk'ın açar kucağını, güller nazik yaprağını, sarar Muhammed aşkına. Güller nazik yaprağını, sarar Muhammed aşkına. Meyvenin eğmesi dalı, her şey Allah'a sevdalı. Arı çiçek çiçek balı, yapar Muhammed aşkına, yapar Muhammed aşkına. Çekme dünyanın yasını, tövbesiler kalpasını, örümcekler yuvasını, örer Muhammed aşkına, örer Muhammed aşkına. Dünya beni gelir geçer, insanlar da kalır naçar, ışkın verir çiçek açar, sürer Muhammed aşkına. Işkın verir çiçek açar, sürer Muhammed aşkına. Bütün varlıklar Muhammed'in aşkıyla yetişmiş gelmiş yani. Allah'ın aşkına arasıydı. O olmasaydı biz olmazdık yani. Yani. He. Bak ne diyor? Yüce Rabbim bu dünyayı kurar Muhammed aşkına. Rahmetini alemlere serer Muhammed aşkına. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Rabbim bizi Allahümme salli ala seyyidine Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırmasın sevgili seyircilerimiz. Gerçekten de hocamın da söylediği gibi dünya o mübarek insanın, tabii ki onun yüzü suyu hürmetine o gelmeseydi kuruldu. Biz de olmazdık. Çok teşekkür ediyoruz. Dillerinize sağlık. Allah razı olsun. Allah çok memnun olduk. Tekrar buyurun inşallah. İnşallah. Biz sizi çok seviyoruz. Yurdumuzu tamam. Seviyoruz. Bizler de sizleri çok Yüce seviyoruz. Rabbim inşallah yurdumuzu bu kötülüklerden, belalardan koru muhafaza eyler. Amin. Onları da Gahhar ismiyle kahreler inşallah. 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 Yurdumuzu bölmek isteyen, parçalamak isteyen onlara inşallah fırsat vermez Yüce Rabbim. Her şeye kadirdir, her şeyi yapar. İnşallah. İnşallah. Temennimiz o. Allah razı olsun. Cennet ülkemiz, cennet vatanımız, ben hep söylüyorum sevgili seyircilerimiz, hepimize yetersiz. Karacören köyü gezilerimiz devam ediyor, biz de dalaymayın. Evet sevgili seyircilerimiz, Karacören köyü gezilerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz işte her köyde, her yerde, ilçe olsun, belde olsun, kasaba olsun, köy olsun mutlaka bir su bulmuşlardır. O suyun etrafına da yerleşim alanlarını, evlerini yapmışlardır. Muhtarım dedi ki bizim köyün dedi ilk kuyusu. Evet muhtar. Evet. Bu köyümüzün kuruldu kurulalı, köyümüzün kullanıldığı ve kuyumuz, köyün buradan, geçimimizi buradan gideriyorduk. Köyün su ihtiyaçlarını, evet. Şimdi ise tabii Sontaş suyumuz var, her evlere su aldık. Devletimiz sağ olsun. Biz de buraya güzel bir etrafını modernleştirdik. Belediye Başkanımız Rıdvan Bey'e teşekkür ederim, sağ olsunlar. Ve taziye evimizi de yaptılar. Bu kuyumuzu da mükemmel bir şekilde şeye geçirdik ama kuyumuzu 15-20 seneden beri suyunu temizlemiyoruz. Temizlenmesi için müracaatte bulunacağım inşallah. Çok güzel suyu var. Buz gibi suyu var. Suyu çok güzel, çok faydalı yani. Evet. Kışın çok ılık oluyor. Bayağı ılık su oluyor. Yazında soğuk oluyor. Suyumuz çok mükemmel. Genellikle öyle olur. Şimdi evet. Rahatlığa alıştınız, evinize boruları, muslukları çektirdiniz. Evet. Artık buraya kimse gelip buradan su kullanmıyor. Aynen, hayvanlara falan alıyorlar. Su da var sevgi seyircilerim, sizinle bayağı da yüksekte de su. Kaç metre derinde bunun? Aşağı yukarı 13-14 metreden belki de fazladır. Vardır yani. Tabii ki kuyu dolu yani, su dolu. Bunu bir yere bir şey düşündük, kapak yaptırak dedik. İki tane çocuk... Daha önce bundan 20 sene önce falan iki tane çocuk düştü, vefat etti. Ondan dolayı kapak yaptırdık. Ağızlarını kapattık. Bu şekilde işte temizletmek için de müracaatte bulunacağım. Kaskiye. Temizletme derken yani bunu şimdi bir motorla bunu motorla suyunu çektireceğiz. Çekerseniz herhalde evet, temizlenir. Evet. Yeni evet. Su geldi. Aynen evet efendim. O şekilde işte temizlettireceğiz inşallah. Önümüzde Ramazanlık. İnşallah Ramazanlık'ta çok evet. Güzel olur. Buz gibi olur yani suyu. Yani Ramazan'a da şurada çok az bir zaman kaldı. İnşallah müracaatte bulunacağım en kısa zamanda.
bunun içini temizlettireceğiz. Çok da iyi ederseniz, en azından bu su daha güzeldir. Yani şehir suyundan daha güzeldir. Yani kuyu suları. Daha suyu. Sizi bir tanıyalım. Sevret Bey, önce size çok teşekkür ediyorum. Bizi bu çekime, köyümüzü tanıttığım için senden de gurur duyuyor. Allah razı olsun. Milletin, biz de sizden gurur duyuyoruz. Allah'ım sizden razı olsun. Cümlemizden. Şimdi yapılan hizmetler güzel bir hizmet. Allah'ım bütün büyüklerimizden, ilgililerimizden Allah'ım razı olsun. Size de teşekkür ediyorum. Ben ne diyeyim? Konuşacak ne varsa onu konuşayım. Ne diyeyim? Yani bu kaç yıllık bu kuyu? Ben onu sorayım. Benim sana bir ihtiyar emmi vardı. Dedenle beraber içtik oğlum bunu, derdi. Taşı köşeye de livaz gizdik. Su bulunmuyor ya. Az bir su geliyor. Bunu çok zaman çilesini çektik biz bu kuyunun. Benim yaşım 61 oldu. Yani Allah'ım devletimizden razı olsun. Bu sontaj olmasaydı bizim rezillik had safhasıydı. Şimdi burada 40 tane külek olurdu burada. Sen evet, burada çekim yaparken 40 tane kuva olurdu. Bu su idare etmiyordu. Biz buraya çektik ki çektik Sevret Bey'im. Allah'ım sonu gelen kullardan ederler diye. Milletimize Allah'ım razı olsun. Bize şimdi o görüntüyü bir yakalayabilseydik. Burada hani burada köydeki bayanlar, kızlar su çekerken. Sevret Bey'im, ben burada çok susuz kaldık. Yani çok acısını yaşadık. Allah'ım razı olsun. Bu sontaj suyu bize şimdi evlerimizde musluklara şebekesi var, her şey var. Evet. Çok Allah'ıma hamdolsun. İşte dedim ya, modernleştik yani, kibarlaştık. Kibarlaştık. Siz gerçekten güzel bir hizmet ediyorsunuz. Bir ara belediyeden de gelmişler, burada çekim yapıyorlar. Nasıl görüyorsun hacım bu hizmeti, dedi. Ben dedim ki, la yavrum bu hizmeti nasıl görüyor? Allah'ım sizden razı olsun. Siz yani bizi çekiyorsunuz, sizden de Allah'ım razı olsun. Yani bu hizmet geç kalınmış bir hizmet dedik. Yani yerinde bir hizmet. Bu yerinde bir hizmet. Allah'ım evet, sizden razı olsun. Gerçekten de belediye başkanlarımız olsun, Allah'ım devletimiz olsun, muhteşem çalışıyor. Allah'ım güzel günler, daha çok güzel günler nasip eylesin. Amin. Temennimiz, dileğimiz o. Sevret Bey'im, gerçekten eski günlerde biz bunun sıkıntısını çok yaşadık. Çok yaşadık. Eski günlerde de aslında ben sürekli... Sevret Bey'im, köyün bütün ihtiyacını şu cürün. Evet, cürünler de buradaymış. Bu cürünler, cürünlük yıkardık. Benim babam, dedem burada. İşte getirirler çamurlu suyla bunu dökerler, deniştirirler. Bunun bekçiliğini yapardık. Günde bir ev bekliyor. Ben bekliyorum. Şimdi çocuklar geliyor. İşte Mehmet abi bizim diye, ya işte evde hiç su yok. Sırayla su veriyor ya. Mesela bir külek bu saatte veriyor. Bir külek öteki beyle çok çilesini çektik de Allah'a hamdolsun. Allah'ıma hamdolsun. Bu günleri yani şu anki günlerimiz, teşekkür ediyorum. Ben size de şu anki günlerimiz gerçekten de iyi. Burada da bu eski değil mi? Ucurunlar da eski aynı. Hiç bilen yok, ucurunun yeşildiğini bilen yok Sevret Bey. Bu tarihi bir şey yani, bu çok bilen yok. Bunu Allah'ım razı olsun, buraya da yaparken bunu böyle mont etti ki bir ileride dedik bir eser gibi olsun, bu yazlık ölmesin. Yani şöyle eskileri bak, gördükçe bir eskileri hatırlarsınız. Evet, günleri hatırlayak dedik. Burada benim dedem babam çok unluk yiyecek. Biz buna ulaştık, çocuğuyduk abi, böyle oynardık. Ben tabi bu da anikam biliyorum bunları yani. Evet. Yani ortalama bir 150 seneye yakınlık vardır. Bunu bilen yok esas, evet yani. Bunun kuruluşunu bilen yok yani daha burada. Köy ilk kurulduğunda yapılık yani. Bizim dedelerimiz gene bilmez bunun şey yaptığını yani. Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah'ım sizden razı olsun. Evet sevgili seyircilerimiz, sizden de izlemiş olduğu gibi işte dediğim gibi burada 100-150 yıllık ortalama veya 200 yıl gibi bir geçmişe sahip, hala da korumuşlar. Bunlar da korumanız da çok da iyi olmuş. Taziye evine geçeceğiz sevgili seyircilerimiz. Belediyemiz de çok güzel bir taziye evi yapmış. Yine oradan da görüntüler alacağız. Az sonra diyoruz.